Ne yapıyorsun sen? Çekil! Kim senden böyle bir şey yapmanı istedi ki? Görmüyor musun? İntihar etmek üzereydim ben. Yaşamak istemiyorum. Bırak beni. Hayır, bugün öleceğim ben. Bırak. Hayır, bırak hayır, beni. Dur. Bırak. Dur lütfen. Dur atlama. Hayır. Delirdin mi sen? Aklını mı kaçırdın? Hayatlarımız bizim için en değerli şeydir. Ölerek bir şey elde edemezsin. Bir şey elde edemezmişim. Sen benim başıma gelenleri biliyor musun ya, ki? Dur, bırak. Dur, bırak atlama. Dedim sana. Dur. Ne yapıyorsun? Otur şöyle. Otur. Ne yapıyorsun dur, sen? Dur, önce sakin ol lütfen. Ya ben bu durumda nasıl sakin olabilirim ki? Söyle bana. Tek hissettiğim şey üzüntü. Çünkü annemin hayalini bile gerçekleştiremedim ben. Lütfen ağlama artık. Her şeyi berbat ettim ben. Mahvoldum. Anne lütfen bir dakika beni dinle olur mu? Beni dinle. Bak biliyor musun ben anam için bu şehre gelmiştim. Ana mı? Ne? Benim annem. Anam sen de ne biçim bir kadınsın ya. Dışarıdan eğitimli görünüyorsun ama cahilin tekisin ve ana ne demek bilmiyorsun bile. Hayır hayır anladım yani sorun annen öyle değil mi? Hayır. İyi de neden intihar edecektin? Neden mi intihar edecektim? Ben bu halde oraya geri dönemem ki her şey berbat oldu. Bu yüzden hayatıma son vereceğim işte. Her şey o kadar kötü ki ancak hayatıma son verirsem düzelebilir. Neden ama? Çünkü şansım hiç yaver gitmedi hanımefendi. Ben Patna'dan yetenek yarışmasının seçmelerine geldim ama giremedim. Çünkü yanımdaki partnerim beni bırakıp gitti. Neden mi? Yani neden? O deli kadın bana dedi ki büyük babası benden daha melodik öksürüyormuş. Sonra ben de Kolkata'daki yetenek yarışmasının seçmelerine katılmaya geldim. Ama ikinci partnerim resmen beni bırakıp kaçtı gitti. Neden mi? Kim? Ha? Yani neden? Aman ya. Çünkü benden daha iyi şarkı söyleyen birini bulmuş. Şimdi sen söyle. Kim benden daha iyi şarkı söyleyebilir ki? Benim sesim o kadar iyidir ki koyar gibi şarkı söylerim. Ama madem yarışmaya giremiyorum öleyim daha iyi. Evet değil mi? Öleyim ben. Herkes beni yarı yolda bıraktı. Ne yapayım şimdi ben? Sen söyle. Sorun bende mi şimdi? İntihar etmekte haklı mıyım değil miyim? Ama bu ben yani şarkını duymadan fikrimi nasıl söyleyebilirim ki? Sen duymadın mı? Bak şimdi sana canlı olarak söyleyeyim o zaman tamam. Ne kadar yetenekli olduğumu görüp belki beni anlarsın. Evet çok yetenekli biriyim ben. Evet dur bakalım. Evet dur. Aha işte burada. Hah, çok şükür. Aha. Dinle abi dinle, şimdi beni dinle. Kalbime söyledim, kalbime söyledim. Ama o beni dinlemedi, dinlemedi beni abi. Kalbime söyledim. Tamam söyledim, tamam. Kalbime... Yeter tamam. Dinledim seni işte. Kaliteyi gördün değil mi? Harika bir performans gösterdim. Hadi söyle. Tabii. Ama sonuçta... Yetenek herkeste var. Sadece biraz çalışmalısın. Annem de öyle demişti. İşte bu yüzden şarkıcı olmaya buraya geldim ve en iyisi ben olacaktım. Ama bütün planlarım bozuldu. Bu yüzden artık bu dünyada kalmama hiç gerek kalmadı. Bırak beni bırak. Bugün Tanrı'nın yanına gideceğim ben. Ona kavuşacağım. Dur. Artık Tanrı'ma kavuşacağım. Bunu yapmayacaksın. Ya neden yapmayayım bayan? Sonuçta asla yetenek yarışmasına katılamayacağım ben. Neden katılamayacaksın? En azından deneyebilirsin. Ama benim bir partnerim yok ki. Partner olmadan şarkının girişi hiç güzel olmaz ki. Ama yetenek yarışmasına tek başına da başvurabilirsin biliyorsun. Partnerinin olmasına gerek yok ki. Ama Yo. Bayan bakın partnerim olmazsa ben her şeyimi kaybederim ve aslında ben düet yapan bir şarkıcıyım. Tabii kadın erkek şarkıları söylerim. Yalnız başına güzel olmaz. Ve güzel olmazsa sanat da ortaya çıkmaz. Sanat ortaya çıkmazsa o zaman da kazanamam. Ve kazanamazsam hayatta ne yaparım ben? Bu yüzden intihar ediyordum ama siz beni gelip engellediniz şimdi. Şöyle yapalım. Ben senin partnerin olabilirim belki. Ben sana şarkı söylemeyi öğretebilirim. Gerçekten mi? Sen bana mı öğreteceksin? Şarkı söylemeyi biliyor musun? Evet, ben şarkıcıyım. Öyle mi? O zaman sana çok sempatik bir şarkıcı olduğumu söylemem gerekiyor. Peki bana uyum sağlayabilecek misin? Evet, en azından denerim. Yani yapmaya çalışırım, olur mu? Dener misin? Benim için Sıvarabati'nin vücut bulmuş halisin sen Yüce Tanrım. Sesimi duydun Yüce Tanrım. Teşekkür ederim sana. Sesimi duydun, teşekkürler sana. Sonunda bir partner buldum. Ama ben bir şeyi unuttum. Partneri buldum ama nereye gideceğimi bilmiyorum ki. Gidecek yerim yok ki. Önce bir iş bulmam gerekiyor. Para kazandığım zaman da yaşayacak bir yer bulmalıyım. Sonra yetenek yarışması için çalışmaya başlayabilirim. İyi tamam da o zamana kadar seçmeler de bitmiş olacak. Bak sen önce bir sakin ol, tamam mı? Önemli değil. Şöyle yapalım istersen. Sen iş bulana kadar benimle bizim mahallede kalırsın. Olur mu? Hayır olmaz efendim. Bütün Patna biliyor. Kisan Kumar hiç kimseden sadaka kabul etmez. Ama iş bulana kadar nerede kalacaksın Kisan? Hanımefendi, sen adımı nereden biliyorsun? Gerçekten, yoksa sen beni tanıyor musun? Hayır, ben sadece tahmin ettim. Bu arada benim adım Svara. Memnun oldum, çok güzel bir adın varmış. Svara, müzik öğret bana. Hadi. Olmaz hanımefendi. Ben evlenmemiş bir kızla hiçbir yere gidemem. Benim prensiplerime aykırı. Sen git hadi. Ben sokakta yatabilirim. Evet, burası benim evim olur artık. Tamam, yatarım. Bak Kisan, bak böyle yolda yatman hiç güvenli değil. Hadi kalk. Hadi benimle gelir misin lütfen? Hadi gel hadi. O kadar çok ısrar ettin ki Kisan Kumar bunu artık reddedemez gibi. Ama benim bir şartım var. Ne şartı? Ben bir işe girdiğim zaman senin paranı ödeyeceğim, tamam mı? Ve o zamana kadar da evdeki bütün işlerde sana el veririm. Anlaştık mı? Yani sen bana yardım mı edeceksin? Aferin sana, anlamaya başladın. Tamam, o zaman şimdi el sıkışalım ve anlaşmayı yapmış olalım, tamam mı? Peki. Ben Kisan Kumar, Patna'dan. Hadi bakalım. Eşya? Gidelim mi? Yolda avareler gibi gezerim. Kalbim peşimde bir çare.